Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çant yayınları etkinlikli soru bankasında doğal sayılarla bölme ve çarpma işlemlerinde arkadaşlar sonuçları tahmin etme ve zihinden çarpma ve bölme konusuyla dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar birinci etkinliğime geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle birinci etkinliğimizi çözmek için sayfamızı büyütelim. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin tahmin sonuçlarını ve gerçek sonuçlarını bulunuz diyor. Arkadaşlar çarpma işlemlerinin tahmini sonuçları bulurken şöyle yapıyoruz. 1 ve 2 basamaklı sayıları en yakın 10'a yuvarlıyorum. 3 basamaklı sayıları da en yakın yüzde yuvarlayarak çarpma işlemlerini kısa yoldan ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Tahmini sonuçlarını bulmuş oluyoruz. O halde 64'ü en yakın 10'a yuvarlayacak olursam 60'tır arkadaşlar. 14'ü e en yakın 10'a yuvarlarsam 10'dur. 60 ile 10'u çarparsak 60'ı 10 çarparsam 60'ın yanına bir sıfır eklerim. Sonucumuz arkadaşlar 600 olur. Bu tahmin sonuçtur. Şimdi gerçek sonucu bulabilmek için 64 ile 14'ün normal çarpma işlemi yapmamız gerekir. Alt alta yazarak çarpıyorum. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 6 24 bir elde 25. 1 kere 4 4 1 kere 6 6 topluyorum. Ne oldu arkadaşlar? 896 oldu. Gerçek sonuç diyorum. Evet B'ye bakıyorum. 128 ve 45 yapacağız. 128 arkadaşlar 3 basamak sayıdır. O halde yüzde yuvar diyorum. Yüzdür. Çarpı 45 gençler. 50'ye yuvarlarım. Şimdi 100'ü 5 ile 50 ile çarpacak arkadaşlar ne olur? 50'nin yanına 2 sıfır eklerim. 500 olur. Pardon 5 olur diyorum. Peki gerçek sonucumuz 128'de 45 çarparak elde edebiliriz. 5 kere 8 40 elde var. 4 5 kere 2 14 daha 14 elde var. 1 5 kere 1 5 1 de elde 6. 640 oldu. 4'e çarpıyorum. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 2 8 3 daha 11 elde var 1. 4 kere 1 4 1 de elde 5. 5760 da gerçek sonuç oldu. Arkadaşlar dikkat ederseniz ne yaptım burada? 128 3 basamaklı sayı olduğu için bunları yüzler basamağına yaradım. Yüzler basamağı yuvarlayarak daha pratik bir çarpma işlemi yapmış olduk. İsteyen arkadaşlar bunu onlar basamağı yuvarlayarak arkadaşlar ne olur onlar basamağı yuvarlarsam 130 olur. Bakın şuraya yazalım. Diğer de 50 olur. 130'da 50 çarparsam da 13 ile 5 çarptım. 65. 2 sıfır ekledim. 6500 de yine tahmini sonuç olur diye söyleyelim gençler. Bu da yine bu işlemin tahmini sonucu olur diyoruz. Peki hangisini yapacağım arkadaşlar? Eğer yüzler basamağına yuvarlarsam dikkat ederseniz daha farklı, daha açık bir sonuç çıktı. Daha gerçekçi sonuç arkadaşlar nerede çıkar? Onlar basamağına yuvarlarsak daha gerçekçi sonuç çıkar diyorum. Daha yakın sonuç çıkar diye biliriz arkadaşlar. Ama durum değişmez. Biz genelde kural olarak 3 basamaklı sayılarımızı yüzler basamağına yuvarlıyoruz diyelim. 108 arkadaşlar 100'e yuvarlarım. 72'yi 70'e yuvarlarım. 70 ile 100 çarparsam da 70'in yanına 2 sıfır eklerim 7000. Peki gerçek sonucu 108'i 72 ile çarparak buluruz. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 0 0 1 de 1 elde var 1. 2 kere 1 2. 7 kere 8 56 elde var 5. 7 kere 0 0 5 daha 5. 7 kere 1 7. Topluyorum. 6 7, 7 ve 7. 7776 olur. Gerçek sonuç diyoruz. Peki. 175 arkadaşlar 100'e yuvarlayacak olursam 200'e yuvarlarım. 16'yı 20'ye yuvarlarım. Şimdi 200'de 20'yi çarparsak 2 ile 2 çarptım 4. 3 ile 0 eklerim. 4000 olur diyoruz. Bir de gerçek sonuç için de ne yaparım? 175'i 16'ya 16, ya, 16 ya çarpmamız gerekir diyoruz. 5 kere A, 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 7 42. 3 daha 45. Elde var 4. 6 kere 1 6 4 daha 10. 1 kere 5 5. 1 kere 7 7. 1 kere 1 1 topluyorum. 8 ve 2. 2800 olur gerçek sonuç. Tahmin sonucumuz da 4000 oldu. Gençler yine hatırlatalım. Bunu istersek 180'e yuvarlayabilirim. Bunu da 20'ye yuvarlayarak ikisini çarpacak olursam şöyle gösteriyorum bakın. 18 ile 2'yi çarpıyorum. 36. 2 de 0 ekledim. İsteyen arkadaşlar tahmini sonucu 3600 olarak da söyleyebilirler. Evet 875'i arkadaşlar bunu ne yapalım? 100'e yuvarlayacağım. 900'e yuvarlıyorum çarpı 248 arkadaşlar 200'e yuvarlıyorum bakın ile 200 çarparsam sıfırları görmeden çarpabilirsiniz 9 kere 2 18 1 2 3 4 de sıfır ekleriz 180 bin olur diyoruz peki gençler gerçek sonucu bulmak için 875 ile 248'i alt alta yazıp çarpmamız gerekir. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 7 56 4 daha 60 elde var 6. 8 kere 8 64 6 daha 70. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 7 28 2 daha 30 elde var 3. 4 kere 8 32 3 daha 35. 2 kere 5 arkadaşlar 10 elde var 1. 2 kere 7 14. 1 de elde 15. Elde var 1. 2 kere 8 16. 1 de elde 17 diyorum. Toplarsam 5 5 10 17. Elde var 1. 10 1 de elde 11. 1 1 de eldeydi. 2. Demek ki 217 bin olur. Gerçek sonucu diyoruz. Peki 324'ü 300'ü e yuvarladım. 457'yi arkadaşlar 500'e yuvarlarız en yakın yüzlükleri yuvarladım. Sıfırları görmeden 3 kere 5 15. 4 de sıfır eklerim. 150 bin olur. Tahmini sonucu diyoruz. Peki bir de gerçek çarpma işlemini yapalım gençler. 324'ü 457 ile çarpıyorum. 7 kere 4 28 elde var 2. 7 kere 2 14 2 daha 16. Elde var 1. 7 kere 3 21. 1 de elde 22. 5 kere 4 20. Elde var 2. 5 kere 2 10. 2 daha 12. Elde var 1. 5 kere 3 15. 1 de elde 16. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 2 8. 1 de elde 9. 4 kere 3 12. Toplayalım gençler. 8 6 6 8 10 elde var 1 9 1 de elde 10 da 16 18 Elde var. 1, 2, 3, bir de elde 4. Bir de bir. 148 bin 68 olur. Tahminiz. Pardon. Gerçek sonucu diyoruz. Evet. Temizleyerek geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimize. İkinci etkinlikle devam ediyorum gençler. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz diyor. Arkadaşlar burada stratejilerimizi geliştirebiliriz. Herkes farklı yollardan. Yeter ki arkadaşlar mantık olarak en kolay bölünecek şekilde sayılarımızı yuvarlamaya çalışalım. Şimdi 317 arkadaşlar. En yakın yüzde yuvarlarsam 300'dür. 21 yüzde yuvarlayacak olursam pardon onla yuvarlarsam 20'dir. 300'ün içinde 20 15 keredir deriz. Peki. Şimdi 675 arkadaşlar. Eğer yüzler basamağına yuvarlarsam 700 olur. 730'a bölünmez. O halde şöyle düşünüyorum. 30'un 675'e yakın olan arkadaşlar bir katını düşünüyorum. Şöyle diyelim. 660'a yuvarlayacak olursam. Şimdi 66'ya. Ne içinde arkadaşlar? 3. Şöyle 66'ın içinde 3 diye düşünürsek 22 keredir deriz. Bakın işlemimizin sonucunu. Ne yaptım arkadaşlar? 30'un 675'e yakın olan bir katını yuvarlamaya çalıştık. Evet, 278'i 300'e yuvarlıyorum. 9'u 10'a yuvarlarım ve işlemimizin sonucunu 30 olarak yazarım arkadaşlar. Evet 734 arkadaşlar. Şöyle 8'in en yakın katı 720'dir. Bakın 720'yi yuvarlayabilirim. 8'in 734'e yakın katı diye düşündüm. Bunu da 8 olarak yazalım. 720'yi 8'e bölersek 90 olur. Tahmin sonucumuz diyoruz. Evet, 485'i 500'e yuvarladım. Bunu 50'ye yuvarladım. İşlemimizin sonucunda 10 olarak buluyorum. Evet. 375'i arkadaşlar şöyle düşünüyorum. 380'e yuvarlasam 11'de 10'a yuvarlasam çok rahat böyle yeriz. Bakın 38 olur. Tahmini sonuç diyoruz. Peki. 5240 arkadaşlar 5000'i yuvarlıyorum. 524'ü de 500'e yuvarlıyorum. 5000'i 500'e bölersem 10 olur tahmini. Sonuç diyoruz. Evet. 3000'e yuvarladım. Binler basamağına. Bunu da 600'e yuvarlıyorum. 3000 içinde 600 5 keredir derim arkadaşlar. Tahmini sonuç olarak diyelim. Evet devam ediyorum. Bir sonraki sonuca soruya geçiyorum. Şimdi gençler bakın bu güzel bir konu. Lütfen anlamaya çalışalım öncelikle. Aşağıda verilen bölme işlemlerindeki bölümün kaç basamaklı olacağını tahmin ediniz ve tahminlerinizi işlemlerin altına yazınız diyor. Yani şuraya kaç basamaklı olacağını öncelikle tahmin edeceğim. Mantığımız şu arkadaşlar. Sanki bölme işlemi yapıyormuş gibi konuşacağız. Bakın 7'nin içerisinde 12 yok. 74'ün içinde 12 vardır arkadaşlar. Bu iki sayıdan dolayı buraya bir basamak gelir. Daha sonra burada iki tane sayımız kaldığı için İki basamakta buradan gelir. O halde bu bölüm 3 basamaklı olur diyoruz. Evet. 1675'i 34'e bölerken dikkat edelim. 1'in içinde 34 yok. 16'da yok. 167'nin içinde 34 vardır arkadaşlar ve 1 tanedir. 1'de ne yapıyorum? Bakın burada 5 beş kaldı. 5'ten dolayı da buraya bir basamak gelir. O halde iki basamaklıdır derim. C'ye baktığımız zaman 8'in içinde 3 vardır bir basamak buradan geldi. İki basamak da yanında var. Bakın buraya. İki de 45'ten dolayı getiririm. Ve üç basamaklı olur bu işlemin sonucu derim arkadaşlar. Evet. Önce tahminleri yapalım. İsterseniz birkaç tanesini sonucunu bularak da göstereceğiz. 1'in içinde 26 yok. 13'ün içinde 26 yok. 134'ün içinde 26 bir keredir. Bir de arkadaşlar 5 var. Bakın buradan dolayı da gelir. Demek ki iki basamaklı olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. E'ye bakıyorum. 2'nin içinde yok. 24'te yok. 247'de bir tane vardır. Bir de 6'dan dolayı basamak yazarım. Demek ki iki basamaklı olur. Bölüm diyorum. E 8'in içinde 90 yok. 81'de 90 yok. 815'de 91 tanedir. Ve bir basamaklıdır diyoruz. Peki arkadaşlar istersek birkaç tanesini çözerek gerçekten basamak sayılarına doğru tahmin ettik mi diye kontrol edelim. Şimdi 74'ü arkadaşlar 12'ye bölüyorum. 74'ün içinde 12 6 keredir desem 6 kere 12 72 çıkardım 2 kaldı. 2 indirdim. Bakın buradan dolayı bir basamak yazmıştım. Şimdi bu 2'den dolayı bir basamak gelecek. 22'nin içinde 2 12 bir keredir. 1 kere 12 12 çıkardım arkadaşlar. Ne oldu? 10 oldu. 8 indirdim 108. 108'in içerisinde 12 arkadaşlar 9 keredir derim. 9 kere 12 108. Bakın kalanımız 0 oldu. 619 3 basamaklı sayıdır. Zaten bizde 3 basamaklı olacak bu işlemin sonucuna demiştik. İsteyen arkadaşlar bölme işlemi yaparak da bunların doğruluğunu tespit edebilirler diyelim. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar zihinden çarpma işlemi yaparken arkadaşlar 10 veya 10 katları şeklinde verilen sayılarda sıfırları görmeden çarpma işlemi yapıyorum. Eğer 10, 100 veya 1000 ise sayımızın yanına 10, 100 ve 1000'de bulunan sıfır sayıları ekliyorum. Diğer sayılarda da sıfırları görmeden yapıyorum. Çarpma işlemi ve sıfırları sonradan ekliyorum. 245'i arkadaşlar 100 ile çarparken 245'i yazarım. Bakın 100'ün yanındaki 2 sıfırı sonuca eklerim. 342'yi aynen yazdım. 1000'in yanındaki 3 sıfırı aynen sonuca eklerim. 4525'i yazdım. Ve 1 sıfır sonuna ekledim. Şimdi 22 ile 200 çarparken şu 2 sıfırı görmeyin gençler. 22 ile 2'yi çarpıyorum. 44. 2 sıfırı da sonuna ekliyorum. 4400 oldu. Evet, 400 ile 300'ü çarpıyorum. 4 kere 3 12. Bakın 2 4 tane 0 ekliyorum. 120 bin oldu. 13 ile 5'i çarpıyorum. 65, 1, 2, 3 de 0 ekliyorum. 65 bin olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. 24 ile 5'i çarpıyorum. 120, 1, 2 de 0 ekliyorum. 12 bin olur. 6 ile 8'i çarpıyorum gençler. 48, 4 de 0 ekliyorum. 480 bin olur işlemimizin sonucu. 36 ile 5 çarparsam 180. 1, 2 de 0 ekliyorum. 18 bin olur işlemimizin zihinden sonucu diyoruz. Peki geçiyorum arkadaşlar. Bölme işlemimizin. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bakın 10, 100 ve 1000'e bölerken sayımızın yanında 10, 100 ve 1000'in yanında bulunan sıfırları silerek yapabilirim. Bakın onun yanındaki sıfırı ve buradaki sıfırı sildim. Birer tane sıfır sildik. 120 olur. 100'ün yanında 2 sıfır var. O halde buradan da 2 sıfır silersem 160 olur diyorum. 1000 yazarken 3 sıfırımız var. Buradan da 3 sıfır sildim. 18 olur. Öncelikle şöyle bakın birer tane sıfır silebiliriz. 44'ü 2'ye bölersem 22 bir de sıfır ekledim 220. Evet 56'yı arkadaşlar 7'ye bölüyorum. 8. O halde buradaki 2 sıfır da yanına ekliyorum. 800. 1000'in yanında 3 sıfır var. Buradan da 3 sıfır sildim. 50 olur. 900'ü arkadaşlar 20'ye bölüyorum. Bakın önce sıfırlar silebiliriz. 90'ı 2'ye bölersem de 45 olur diyorum. Evet 12.000'i 40'a bölerken şöyle bir tane sıfır sildim. 12'yi 4'e bölüyorum. 3. de sıfırımız var. 300 olur. 45.000'i 9'a bölerken şöyle biraz sıfır sildim. 45'in içinde 9 5 keredir. 2 de sıfır ekliyorum. 500 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet kısa yoldan arkadaşlar çarpma işlemlerinde bazı yollarımızı kullanacağız. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar bir sayıyı 25 ile çarpmak demek 100 ile çarpıp 4'e bölmek demektir. Peki neden bunu kullanıyorum? Çünkü arkadaşlar bir sayı 100 ile çarpmak çok pratiktir. Sayımızın yanına 2 sıfır ekleriz. 4'e bölmek de artık bizim kendi işlem yeteneğimize kalmıştır diyoruz. Ve 4'e bölmek de aslında kolaydır. Şimdi 24 arkadaşlar 100 ile çarpıyorum. Şöyle şurayı temizleyeyim. Bakın şurada 24 çarpı 100 diyorum. Ne olur? 24 yani 2 sıfır eklerim. 2400'dür. Bunu 4'e bölüyorum. 24 4'e bölersem 6. 2 sıfır eklerim. 600 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. 36'yı 100 ile çarparsam. 36 çarpı 100. 3600. 3600'ü 4'e bölüyorum. 36 4'e bölersem 9. 2'de 0 eklerim. 900 olur işlemimizin sonucu. 42'yi 100 e çarpıyorum. 42'nin yanına 2 0 eklerim. 4200. Bunu arkadaşlar 4'e bölüyorum. 4000'i bölersem 1000, 200'ü e bölersem 50. 1050 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet 120'yi 100 ile çarparsam 12.000 oldu. Bunu da 4'e bölüyorum. 12'yi 4'e bölersem 3. 3 de 0 ekliyorum. 3.000 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. 80'i ile çarpıyorum gençler. 8000 oldu. 8000'i de 4'e bölüyorum. 2000 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet 62'yi 100 e çarpalım. 6200 bölü 4 6000'i bölersem 1500 200'ü bölersem 50 1550 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet. 425'i 100'e çarpıyorum. 425'in yanına 2 sıfır eklerim. 42.500 Arkadaşlar bunu Pardon bu sefer bölme işlemi yapıyoruz. Özür dilerim arkadaşlar. Evet. Peki bölme işlemi ne düşüneceğim gençler? 25'e bölmek demek arkadaşlar. 4 çarpıp 100'e bölmek demektir diye düşünebiliriz. 425'i 4 ile çarparsam arkadaşlar 1700 olur. 100'e bölersem de bakın 425'i 4 ile çarparım. 1700'dür. 1700'ü 100'e bölerim. 17 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet, 375 arkadaşlar 4 ile çarpıyorum. 1500'dür. 1500'ü 100'e bölüyorum. 15 olur işlemimizin sonucu diyorum. 6500'ü 4'e çarparsam 2600 olur. Bunu da 100'e bölüyorum ve 26 sonucunu elde ediyorum. Evet temizleyerek geçiyorum gençler bir sonraki sorumuza. Evet arkadaşlar aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız diyor. Şimdi arkadaşlar 5 ile çarpmak demek 10 ile çarpıp 2'ye bölmek demektir. 5'e bölmek de arkadaşlar aslında 10 ile çarpıp 2'ye bölmektir diye düşünebiliriz. O halde 36'yı 5 ile çarparken önce 36'yı 10 ile çarpıp 2'ye böleceğim arkadaşlar. Veya 2'ye bölüp 10 ile çarpabiliriz fark etmez. Eğer 2'ye bölünebiliyorsa 2'ye bölüp 10 ile çarpabiliriz. 2'ye böldüm, 18. 10 çarptım, 180. 76, 2'ye böldüm, 38. 10 çarptım, 380. 1262'yi 2'ye böldüm gençler, 631. Bunu da 10 çarptım. 6.310 oldu işlemimizin sonucu. Peki yine arkadaşlar. Önce 2'ye bölüyorum. İsteyen arkadaşlar. 10 çarpıp 2'ye bölebilirler. Durum değişmez arkadaşlar. Önce 2'ye böldüm. 110 10 çarpıyorum. 1100 olur işlemimizin sonucu diyorum. 144'ü 2'ye bölüyorum 72 10 ile çarpıyorum 720 buluyorum Evet 125 arkadaşlar bakın 2'ye bölünemez O halde önce 10 ile çarpıp daha sonra 2'ye bölelim 125 ile 10 ile çarpıyorum 1250 oldu Bu sefer de 2'ye bölüyorum 625 olur işleminin sonucu diyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer de 5'e böleceğiz. 5'e bölmek demek 2 ile çarpıp 10'a bölmek demektir veya 10'a bölüp 2 ile çarpmak demektir. O halde öncelikle 175'i 2 e ile çarpıyorum. 350 350'yi 10'a bölüyorum. 35 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. 135 ile 2 ile çarpıyorum. 270. 270'i 10'a bölüyorum. 20 7. 435 ile 2 ile çarpıyorum. 870 870'i 10'a bölüyorum. 87'yi buluyorum gençler. Evet. Devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet. 8. etkinlikte arkadaşlar bizden aşağıdaki işlemleri istiyor. Bakın. 5 arkadaşlar 8 ile çarpmak demek. 8 ile çarpmak demek. 3 defa 2 ile çarpmak demektir. Yani zihinden çarparken 2 ile çarpmak yani sayının 2 katını bulmak kolay arkadaşlar. O şekilde düşünebilirsiniz. O halde 45'i önce 2 ile çarptım. 90 92 ile çarpıyorum. 180 180'i 2 ile çarpıyorum. 360'ı buluyorum. 65'i 2 ile çarpıyorum. 130. 130'u 2 ile çarpıyorum. Şöyle eksik yazdım gençler. 130'u 2 ile çarpıyorum. 260. 260'ı 2 ile çarpıyorum. 520'yi buluyorum. 125'i önce 2 ile çarpıyorum. Bakın 3 defa 2 ile çarpıyoruz gençler. 250 250'yi 2 ile çarpıyorum. 500 500'ü 2 ile çarpıyorum. 1000 sonucuna buluyorum. 270'i 2 ile çarpıyorum. 540 540'ı 2 ile çarpıyoruz. 1080 1080'i 2 ile çarpıyorum. 2160 sonucunu elde ediyorum. Evet devam ediyorum gençler. 9. Evet, etkinlikte de arkadaşlar bu sefer de 8'e bölmemi istiyor. 8'e bölmek demek 3 defa 2'ye bölmek demektir arkadaşlar. O 240'ı 2'ye bölüyorum. 240'ı direkt kafadan bölersek 120. 120'yi 2'ye bölüyorum. 60. 60'ı 2'ye bölüyorum. 30 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. 1200'ü 2'ye bölüyorum gençler. 600. 600'ü 2'ye bölüyorum. 300 300'ü 2'ye bölüyorum. 150 sonucuna elde ediyorum. 720'yi 2'ye bölüyorum. 360 360'ı 2'ye bölüyorum. 180 180'i 2'ye bölüyorum. 90 sonucunu elde ediyoruz. 848'i 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 800'e bölersem 400. 48'e bölersem 24. 400, 24. 400, 24'ü 2'ye bölüyorum. 212. 212'yi 2'ye bölüyorum. 200'e bölersem 112'ye bölersem 6. 106 sonucunu elde ediyorum. Evet devam ediyorum gençler. 10. sorumuza bakıyorum. Peki. Arkadaşlar aşağıdaki işlemlerden zihinden yapınız diyor. Şimdi 9 ile çarpacağımı görüyorum arkadaşlar. 9 ile çarparken şunu yapabiliriz. Şimdi mesela 12'yi 9 ile çarpacağım ya. 12'yi 10 ile çarpıp bir tane 12 çıkarabilirim. O halde 12 çarpı 10 120 olur. 120'den bir tane 12'yi çıkaracak olursam 108'dir. Bakın 10 ile çarpıyorum. Bir tane sayın kendisini çıkarıyorum. O halde 24'ü 10 ile çarpıyorum. 240. Bir tane 24'ü geri çıkarıyorum. 216 olur işlemimizin sonucu diyorum. 32'yi 10 ile çarpıyorum. 320. Bir tane fazla verdim 32'ye. O halde 320'den 32'yi çıkarıyorum ne olur arkadaşlar? 288'i buluruz. 42'yi 10 ile çarpıyorum. 420. 420'den bir tane 42'yi geri çıkarıyorum. Ve 378 sonucunu elde ediyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.